Ben ve Yatırım ile gün iç analizine hoş geldiniz. Dolar Türk Lirası ile analizimize başlayalım. Hemen Dolar TL grafiğine geçiyoruz. Şimdi Dolar Türk Lirası'nda geçtiğimiz hafta Cuma günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanacağı haberleriyle birlikte 3.40-80 rekor seviyesinden sert bir geri çekilme görmüştük. 3.35 seviyelerine doğru bir düşüş gördük. Tabii devam eden süreçte bu tekrar topları toparladı dün, yani geçtiğimiz işlem günü. 3.39-50 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketi gördük. Buradan da bugün için Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanacağı haberleri geldi. Pazartesi günü, geçtiğimiz işlem günü, ve dolar TL tekrar 3.35 seviyesine doğru geri çekildi. Fakat bu sabah saatlerinde bu toplantının iptal olduğunun bildirilmesiyle birlikte görüyorsunuz şu an yine 3.37 seviyesi üstünde fiyatlanıyoruz. Peki buradan ne çıkarabiliriz? Yani piyasa şu anda tamamen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kura ne şekilde müdahalede bulunacak veya kalıcı bir müdahale gelebilecek mi gibi beklentileri fiyatlıyor diyebiliriz. Çünkü bu haberlerle birlikte kurda oynaklık oldukça artıyor. 3.35 seviyesinden 3.37 seviyelerine doğru yükseliş hareketi gördük EKK'nın iptal olması birlikte. Şimdi teknik olarak bakacak olursak da 3.38 seviyesini takip ediyoruz biz. Bakın 1 saatlik zaman dilimlerinde oluşturulmuş bir mum grafiği görüyorsunuz. Şurada bir yükselen kanal var. Yükselen kanala geri dönebilmesi için dolar TL'nin 3.38 seviyesi geçilmeli ve üstünde böyle bir kalıcı bir fiyatlama görmemiz gerekiyor. Buraya geçilebilirse hedef fiyat olarak artık 3.41 ve 3.40 aralığı tekrar gündemimize gelebilir. Yani 3.40 ile 3.41 arasında fiyatlamalar görebiliriz eğer 3.38'i geçebilirsek. Düşüşlerde ise 3.35 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. 3.35 orada bir bakın şöyle görüyorsunuz şu alanı. Güzel destek görevi görüyor. 3.35 seviyesinin altında fiyatlama görmedikçe geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir dolar Türk lirasında. Onun için bu iki seviyeyi 3.35 ve 3.38 seviyesini takip edelim. Dolar TL'de bizim orta uzun vadede yükseliş beklentimizde güçlü şekilde devam ediyor diyelim ve euro dolara geçelim. Euro dolarda da bu aylık mumlarla oluşturulmuş grafikte yükselen diplerin oluşturduğu bir trend çizgisi vardı. Zaten geçmiş analizlerimizde de bundan bahsettik. Bunu takip etmeye devam ediyoruz. Bakın şurada trend çizgisinin altına uzun zaman sonra, yani 99-2000'li yıllardan sonra bu trend çizgisinin altına iniş gerçekleştirdik ve burada artık yapacağımız kapanışlar önemli olacak. Özellikle aylık kapanış. Yani bu trend çizgisinin altında aylık kapanış demek bizim euro dolarda artık belki 0.81 aralığına doğru bir düşüş trendinin başlaması demek euro dolar için. Yani onun için bu grafiği aylık bazda orta uzun vadede takip edebiliriz. Peki kısa vadede bu grafiği nasıl yorumlayabiliriz? Şöyle 1.07 seviyesi kırıldığı zaman biz bu euro dolarda bakın şu seviyeler şöyle. Tabii aylık grafik olduğu için sapmalar fazla oluyor ama şöyle evet bakın 1.06.965, yani biz tabii daha ayrıntılı, daha ince detaylı olarak baktığımız zaman 1.07 seviyesinin kırılmasıyla birlikte biz bu yeni bölgeye geçiş yaptık. Negatif bölgeye geçiş yaptık. Güçlü negatif bölgeye geçiş yaptık diyelim. Ve 1.07 seviyesinin bu seviyenin altında kalıcılığın devam etmesi durumunda hedef fiyat seviyemiz bizim 1.04.50 seviyesi. Bakın belirttim şurada. Yani 1.07 seviyesinin altında kalıcılığın devam etmesi bize 1.04.50 seviyesini test ettirebilir. Ki yüksek ihtimalle de ettirecektir. Ama yükselişlerde ise 1.07 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Eğer 1.07 üstünde kalıcı fiyatlamalar görebilirsek 1.08-1.08.50 seviyesini test etme ihtimallerimiz artabilir. Tabi 1.10 seviyesi burada aslında biraz daha orta uzun vadede yine önemli bir seviye. 1.10 altında negatif baskı euro dolarda devam edecektir. Ama 1.07 altında ise güçlü negatif baskı devam edecektir. Ve düşüş baskısı bu 1.07 seviyesinin altında daha da hız kazanabilir. Ve 1.04.50 dediğim gibi belki daha sonrasında artık Fed'in faiz arttırması ihtimalleri, faiz arttırması durumu veya benzeri durumlarla birlikte daha da aşağı gelebilir. Yani özetlersek 1.04.50 ve 1.07 seviyesini euro dolarda takip ediyoruz. Altına bakalım. Şimdi altında da Fibonacci grafiğini takip etmeye devam ediyoruz. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle oluşturulmuş günlük bir grafik bu. Bahsetmiştik geçmiş analizlerimizde de zaten. Şimdi altında 1210 seviyesi önemli bir seviye demiştik.
Buralardan destek alıyor altın şu anda. Hani düşüşlerini sınırlandırmaya çalışıyor fakat dolar endeksinin 100 seviyesi üstünde tutulması altın için hiç de olumlu bir olay değil. İşin gerçeği bu. Yani bu ne anlamı geliyor? Amerikan varlıkları talep görecektir. Ara ara normalleşmeler oluyor. Bu gayet normal. Yani dolar endeksi sürekli yükselecek veya dolara sürekli talep olacak diye bir şey yok. Ara ara karını alıp çıkanlar olabiliyor. Hani tabii bu kar alıp çıkanlar için konuştuğumuz zaman bunlar büyük yatırımcılar için konuşuyoruz. Hani kar realizasyonları oluyor. Birden yani riskten kaçan yatırımcı olabiliyor. Tabii bu gibi durumlar ara ara piyasaları normalleştiriyor. Fakat şu an elimizdeki senaryolara bakacak olursak yani Amerikan varlıklarına olan talep devam edebilir diyebiliriz. Hani biraz daha devam edebilir. Fed'in Aralık ayı için faiz artırım ihtimalleri %100'e varmış durumda. Yani %100'lerde fiyatlanıyor. Tabii bu beklentiler Amerikan varlıklarına olan talebi de arttırıyor. Şimdi dolar endeksi 100 seviyesi üstünde kalıcılığını sürdürdüğü sürece altında aşağı yönlü baskı güçlenerek artabilir. Düşüşlerde 1210 seviyesini ilk destek seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Eğer 1210 seviyesi aşağı yönlü kırılabilirse görüyorsunuz Fibonacci seviyesinde bize işaret ettiği 1171-1200 aralığı gündemimize gelebilir. Bu aralıkta fiyatlamalar görebiliriz. Ve burada tabii 1200 seviyesi de önemli olacaktır. Burada psikolojik bir seviye. Hani teknik manada da çalışan bir seviye aslında ama psikolojik olarak biraz daha önde olan bir seviye. 1200 seviyesi altında kalıcılık bize 1171 seviyesini test ettirebilir. Takip edeceğimiz seviyeler destek olarak 1210 seviyesi şu anda. Direnç olarak ise 1232 seviyesi olsun. Bu iki aralık arasında biraz daha belirsizlik devam edebilir. 1232 seviyesi yukarı yönlü kırılabilirse 1250 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Aşağıda ise 1210 desteğini kırabilirsek 1200-1190 aralığında bir fiyatlama görebiliriz. Onun için bu iki seviyeyi altında dikkatle takip edelim. Bugün ABD'den açıklanacak mevcut konut satışları altın fiyatlarında da sert hareketlere sebep olabilir. Onu da takip edeceğiz. Şimdi sterlin doları bir inceleyelim. Sterlin dolarda da dün Theresa May'in yaptığı açıklamalarla birlikte bir yükseliş hareketi gördük. Yani zaten şöyle kısa vadeli bir yükselen trendi vardı. Bu 1.20 seviyelerinden gelen toparlanma destekle birlikte. Bu hareketini devam ettiriyor. Şimdi sterlin dolarda 1.25 seviyesi burada önemli direnç seviyesi oldu. Buraya dikkat ediyoruz. Bakın 1.25 seviyesini geçemiyor. Eğer sterlin dolar 1.25 seviyesini yukarı yönlü kırabilirse yükselişler 1.670'e doğru hızlı bir şekilde devam edebilir ki geçmişte benzeri bir hareket var görüyorsunuz şurada. Veya 1.2670'in kırılmasıyla birlikte sert bir düşüş var. Yani bu seviyeler önemli seviyeler. 1.25 ile 1.2670 seviyeleri. Bu iki seviyeyi takip edeceğiz. 1.25 seviyesi kırıldığı takdirde yükselişler biraz daha hız kazanabilir ve 1.2670 seviyesine doğru devam edebilir. Düşüşlerde ise 1.2430 seviyesini burada takip ediyoruz. 1.2430 seviyesi aşağı yönlü kırılabilirse de tekrar düşüş hareketleri hızlanabilir ve görüyorsunuz 1.2350 seviyesine doğru sürebilir. 1.2350 seviyesinde de zaten bu kısa vadeli yükselen trend bitebilir. Orası aşağı yönlü kırılırsa ki biz dün bu seviyeden destek aldık. Eğer 1.2350'yi aşağı yönlü kırabilseydik yükselen trendin de sonuna gelmiş olacaktık. Sterlin dolarda da fiyat takibi yapmaya devam ediyoruz. Petrole bakalım. Şimdi petrolde Rusya tarafından bu 30 Kasım'daki OPEC toplantısında anlaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bildirmesiyle birlikte çok sert yükselişler görmeye başladık ve 49 dolar seviyelerini gördük ham petrolde ve daha da yani pozitif görünümü sürdürüyor. Alım yönlü görünümü sürdürüyor ki şöyle mesela saatlik grafiklerde bile baksak görüyorsunuz hani şuradaki hareketi gap ile açmıştı zaten bu haftayı. Fiyat boşluğu yukarıda açmıştı ama sonrasında da bayağı sert böyle dik açılı bir yükselişi var. Günlük grafiğe geri dönelim. Şimdi biz yükselişlerin petrolde devam etmesi durumunda 50 dolar seviyesini varil başına 50 dolar seviyesini psikolojik seviye olarak kendimize baz alacağız. 50 doların üstünde fiyatlamalar görebilirsek alım yönlü hareketler hızlanabilir ve şu 51.60 seviyesi vardı. Bakın şu test ettiği seviye şurası. 51.60 seviyesi. Bu 51.60 seviyesi tekrar test edilebilir ve 51.60 geçirebilirse yükselişler de hızlanabilir. Tabii bu 51.60 birazcık daha bakın şöyle gördüğümüz şu trend çizgisi bize 52.32 seviyesini işaret ediyor. 52.32, 52.20, 52.20 ile 52.40 arasında bir direnç olduğunu gösteriyor yukarıda. Önemli direnç olarak tabii. Bunu geçirdikten sonra öne açık yani şöyle bakarsanız.
buradan artık yukarıya doğru petrolün önü açık olacaktır diye düşünüyorum. Onun için bu 52.20 ile 52.40 aralığını takip ediyor olacağız orada yukarıda. Uzun, orta ve uzun vadede. Kısa vadede ise 50 seviyesine biz direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağız yine. Düşüşlerde ise 47.50 destek seviyemiz ve 45 sonrasında ikinci destek seviyemiz olacak. 45 burada önemli olacaktır. 45 seviyesinden aldığı destekle yükselmeye başladı çünkü petrol fiyatları. Tabi 30 Kasım'a da şurada az kaldı yani. Yaklaşık bir hafta kadar bir süre var. Yani 30 Kasım'daki karar öncesinde yapılacak her açıklama petrol fiyatlarında oldukça sert fiyatlamalara sebep olabilir. Ki biz bunu bir ay öncesinden bağıra bağıra söylüyorduk zaten. Hani bu toplantı öncesinde yapılabilecek her açıklama ve toplantı süresinin yaklaşması da bunda etkili faktör tabii. Gelecek açıklamalar sert fiyatlama sebep olabilir ki bundan sonraki süreçte toplantıya kadar böyle olacaktır. Yani açıklamalar gelir mi? Elbet bir iki açıklama gelecektir farklı ülkelerden de. Bunlarla birlikte sert fiyatlama değişimleri görebiliriz. Onun için petrolde yatırım yaparken bu ara 30 Kasım öncesinde temkinli oluyoruz diyorum ve analizimi burada bitiriyorum. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar. Ben Bey Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.